Bugün sizinle emlak komisyonculuğu yapan mükellefin giderini işleyeceğim. Tavsiye ettiğim gibi tüm yılı seçtim. Burada şu anda işlemeyeceğim giderlerden de size göstereceklerim olacak. Şu anda yakıt gideri, araç yakıt gideri işliyorum. Masraf 28.10. Doğan Can Akar yakıtmış. Doğan Can Akar yakıt. Fiş nosu 19. Şunu işlediğimi de göstereyim de. Bakın bunu işliyoruz. Buradaki plaka mükellefe ait aracın plakası olmak zorundadır. Yakıt, akaryakıt giderleri dahilden işleniyor. Çünkü matrahı ayrı fişte göstermiyor ödeme kaydedici cihaz. POS diyelim yahut her neyse. Dolayısıyla 152.19'u işleyeceğiz. O da matrahı da ayıracak. Şimdi ...2018 yılında buradaki vergi numarasını işlememiz gerekmiyordu. Şunu işlememiz gerekmiyordu ama 2019 yılından itibaren vergi numarasını da işlememiz gerekiyor. 307. Bakın 307 diye vergi numarasını zaten ben açmışım. Onun için hemen geldi. 007 4225. Eğer gelmeseydi, ekrana gelmeseydi, internetten sorgula deyip yapıştır seçeneğini seçecektik. Varmış, o işlemi yapmaya gerek olmadı. 152.19 KDV'si 23.22 normal alım, indirilecek giderler, taşıt akaryakıtı. Şu üzerindeki de 10.'ya ait. Bunu da 14.10 olarak düzeltelim. 14.10. O fişi de göstereyim size. Bakın bu. 14.10. 150. Şu anda giderleri işlemiş olduk. Kaydet diyelim. Burada mesela önceki aylarda başka neler varmış? İşte enerji sağı varmış. Bakın burada. Enerji sağı nasıl işlediğimi de göstereyim size. Masraf işte 7. aydaymış. Enerji sağı diye seçmişiz. Vergi numarayı yazmışız. Enerji sağı kendi geldi. 18 KDV'si 30 lira tutarı. E-arşiv fatura seçeneği, normal alım, indirilecek giderler ve elektrik giderleri. Bir tane de telefon göstereyim. 20.06'daymış. E-arşiv fatura. Vergi nosu, TTNET. İnternet de olabilir bu. Şu anda faturaya bakmadan gösteriyorum. E-arşiv, normal alın, indirilecek giderler, telefonmuş. Bakın burada yazıyor. Ama seçeneğin içerisine bir bakalım. Telefondan başka internette sayıyorsa belki. Yok, sadece telefonmuş. Tamam. Bu da telefon. Elektriği gösterdik zaten. Evet, burada. Mesela bir de su göstereyim. Su faturasına bakalım. Ankara Su. Normal kağıt faturaymış. E-arşiv yazmıyor çünkü su faturasında. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Normal kağıt fatura. Ama ilginç bir şey var. Şu A'yı görememiştim. Kağıt fatura seçince de A, B, C istiyor. Araya da boşluk istiyor. Yoksa
Defter beyan kabul etmiyor. Bu A'yı ben göremediğim halde A yazdım. Vergi numarası. İşte suyun KDV'si %8. KDV oranını kontrol etmişizdir o zaman. Fatura, normal alım, indirilecek giderleri, indirilecek giderler ve su giderleri. Şu anda giderleri işlemiş bulunuyoruz. Seçilen aya gelelim. Seçilen ayımız Ekim. Bu ay sadece iki tane gider işledik. Başka gider faturası da getirdi mükellef. Göstereyim size. Örnek. Bu faturayı getirdi. Ama kaya evleri. Görüyor musunuz? Kaya evleri olduğu için, yani evin faturası olduğu için bu faturayı işlemiyoruz. Mükellef bir de bu faturayı getirmiş. Ama burada da müşteri yazıyor, bakın. Müşteri. Ama vergi dairesi ne diyor? Doğan Bey. Halbuki müşterinin vergi dairesi Doğan Bey değil. Sorduğum zaman bu iş yerinin elektrik faturası dedi ama burada Doğan Bey yazdığı için, Etimesgut'ta yazması gerektiği için bu faturayı da işlemiyorum. Yani mükellefin verdiği her faturayı, aa geldi, hadi bakalım hop işleyelim. Böyle bir şey yok. Bakacaksınız. İşlenir mi, işlenmez mi, doğru mu? Mesela bu mükellef yeni adres değişikliği yaptı. Adres değişikliği yaptığından önceki elektrik faturası gelebilir, su faturası gelebilir. Bunları işlersiniz ama adres değişikliği yaptıktan sonra aynı adrese gelen elektriği, suyu vesaireyi işleyemezsiniz. Böyle konulara dikkat edin. Gider faturası. Gelir faturası. Evet. Buraya gelir faturasını da işleyelim. Hizmet. Gelir faturasını göstereyim size. İşte kimmiş? Salih Yıldız'mış. Emlak komisyonu bedeliymiş. 1500 liralık. Matrahı 270 liralık. KDV'si 1770 liralık da genel toplamı varmış faturanın. Tarih ne demiştik? 30-10. Evrak numarası A31. A boşluk 31 yapacaksınız. Vergi kimlik numarası 524. Salih Yıldız geldi. Burası 18. Satılan mal ya da hizmet dahilden işliyoruz. 1770. KDV'si bu. Belge türü fatura. Normal satış. Hizmet satışı. Bakın şu kayıt alt türünü ben açmıştım. Yani kayıt alt türü olarak hazırca çıkmıyor. Defter beyan sisteminden göstermiştim size. Gelir ekleme yahut gelir kayıt alt türü ekleme yazarsanız videolarımın arasında var. Bu kişi içinde ne seçmişiz? Gayrimenkul komisyon gelirleri seçmişiz. Evet. Şimdi Ekim ayı bitti. Ne yapıyorduk? Zirveden kontrol etmek için KDV sayfasına geçiyoruz. İndirimler de burada 256 liralıkmış. İndirim tutarı da 46 liraymış. Kaydet diyoruz. Kontrol etmek için zirveye bakıyoruz ya.